Antalya'da, Tekirova'da, Faselis'e geldik. Burası bir Likya kenti deniliyor. Ama aslında tam olarak bir Likya kenti değil. Şimdi burada neler varmış hep beraber göreceğiz. Ama önce biraz nasıl, giriş fiyatları nedir, sistem nasıl, onu anlatayım. Faselis tabelasından girdikten sonra bir tane gişeye geliyorsunuz. Oradan giriş 90 lira. Müze kart geçerli. Eşim öğretmen olduğu için, bende de müze kartı olduğu için herhangi bir para vermeden içeriye giriş yapabildik. İçeriye girdikten sonra böyle şok edici bir manzara gördük. Araba antik kentin yanına kadar gidiyor. Ama araba demeyeyim yani, arabalar diyeyim, arabalar ordusu diyeyim. Yani burası otomobil pazarı gibi olmuş. Şaşırdım ya. Şimdi insanlar diyeceksiniz ki buraya antik kent görmeye mi geliyor? Oo, ne kadar kültürümüz gelişmiş. Herkes antik kent peşinde koşuyor diyebilirsiniz ama öyle değil. Burada denize giriliyormuş. Denize girildiği için, plajları da çok güzel olduğu için insanlar buraya denize girmeye geliyorlar. Faselis bir de meşhur olmuş burası. Yakınlardaki de yegane antik kent olunca, böyle deniz olunca, farklı bir ortam olunca insanlar buraya akın ediyor. Sanki Olimpos'tan daha kalabalık gibi şu anda, bilemiyorum ama. Burada müzenin hediyelik eşya yeri var. Biliyorsunuz tüm Türkiye'deki tüm müzelerde aynı firma işletiyor ve aynı hediyelik eşyaları bulabiliyorsunuz burada. Aynı zamanda küçük bir kafeteryası var. Bir de tuvaletler var. Tuvaletler de şu karşıda. Kabinler, hem duş hem tuvalet o bölgede. Dondurmanın topu ne kadarmış hayatım? 26 lira. Eğer müze kartınız varsa %20 indirimli alabilirsiniz dondurmaları. Yani arabalardan yürümesi bile zor şu anda. Enteresan. Yani şu anda ben kaldım. Yani ilk defa bir antik kentte şaşa kaldım. Nereye gitsem, ne tarafını gezsem bilemedim yani. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Şimdi Likya yolu buradan geçiyor. Ama biz Likya yolunu dağ parkurlarından yürüdüğümüz için buradan geçememiştik. Şimdi görmek nasip oldu burayı. Ya tabii burada denize girmek de çok güzeldir. Çünkü antik kalıntıların arasından giriyorsun. Orada. Baksana, çok güzel. Ya hem orman var, hem denizi çok güzel görünüyor, sahili. Hem antik kalıntılar, anlıyorum o yüzden ben insanları. Hani niye bu kadar kalabalık olduğunu. Bir de giriş çıkış saatleri varmış müzeye. Giriş saati önemli değil ama 19.45'te müzeden, yani müze dediği bu bölge, buradan çıkın dediler. Bu da ek bilgi. Ha, şimdi buranın en meşhur bölgesine geliyoruz. Ana cadde. Buranın ana caddesi gerçekten güzel. Kitaplardan, Cüneyt abi'den gördüğüm kadarıyla ana cadde gayet güzel. Yani şunu söyleyeyim. Doğrudan Olimpos antik kenti. Evet, aynı Olimpos antik kentindeki doku var burada. Hani o temel Likya dokusunu göremiyorsunuz. Orta Likya'daki o Likya yapıları, o lahitler, yani öyle bir yapı yok ama bu da kendine özgü bir mimari. Roma etkisi fazla, bayağı bir fazla. Çünkü neden diyeceksiniz? Bakın böyle bir cadde var. Şimdi Karya, Likya surları olsaydı büyük büyük taşlar olurdu, onları üst üste konurdu. Ama burada bakın, Roma mimarisi, direkt yığma taş, harçla yapılan duvarlar. Onu görüyoruz. Zeynep birazcık yoruldu. Ben de buraya biraz bakayım. Oturuyor orada. Evet. Şimdi sahillerinden bir tanesi. Şimdi Olimpos antik kentiyle karşılaştırılabilir burası. Bana soracak olursanız, Olimpos'ta bu kadar rahat denize giremezsiniz. Çünkü Olimpos'un tamam denize kıyısı var ama ya hani Çıralı sahili boyunca gidiyor. Upuzun bir sahili var ama bence burası daha hoş. Küçük küçük koy burası. Burada koy, orada koy. Gidiyor böyle koylar. Arka taraflarda da var. Hamam bölgesinde de var. Burada denize girmesi bence daha güzel, daha keyifli gibi. Ama ben bu kalabalıklara gelemiyorum. Çok kalabalık.
normalde size bayağı detaylı video yapardım ama şimdi kenti o kadar hazırlıklı gelmedim. O birincisi, ikincisi de o kadar vaktimiz yok. Bir, 1,5 saatlik vaktimiz var. Hızlıca dolaşıp kentten çıkacağız. Aynen, denize de gidemeyeceğiz büyük ihtimal. Burada mı? Girmek istiyorsan girelim. Girmek istiyor mu? Çok kalabalık. Çok, evet, çok kalabalık. Beni itiyor bu kalabalık. Arkadaşlar, bu arada dediğim gibi bu hani antik kentin tanıtım videosundan ziyade böyle sohbet, muhabbet videosu oluyor. Olacak daha doğrusu. Çünkü çok detaylı bir çalışma yapmadıktan sonra ben hani bunu tanıtım antik kent videosu olarak paylaşmayacağım zaten. Onu da başka bir gün gelirsek detaylıca tarihiyle, kalıntılarıyla, detaylarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu ana cadde çok güzel ama. Harika bir antik yol. Doğayla iç içe. Ağaçların altından serin serin böyle gölgede gidiyorsun. Şimdi tiyatroya çıkıyoruz. Olimpos'un tiyatrosunu görmüştük. Yani... Güldürme beni şimdi... ya. Bir dakika. Pardon, tiyatrom vardı Olimpos'ta falan. Ya tabii böyle kıyaslamak doğru değil. Ama insan ister istemez böyle karşılaştırıyor. Şimdi Olimpos fanatikleri bize tepki gösterecek. Aynen. Sen kimsin Olimpos'a deli uzatırsın diye. Ya bir şekilde iner misin? Ya güzelmiş, tiyatroda evet. İyi. Tamam, Poseidon'a bayıldım. Karşımızda tiyatro. Güzel, tiyatro taşları duruyor yerli yerinde. Restorasyon izleri göremiyorum, restorasyon yok. Kocaman bir kertenkele gidiyor oradan, bayağı etli butlu. Ama tabii kameradan gözükmüyordur. Onu çok sever. Kertenkeleyi gördüyse orayı sever. Bu sıcak havalarda yılanlar da çok oluyor. Hani antik kentlerde yılanlar da görürseniz şaşırmayın. Denk gelebilirsiniz. Tiyatroda 20 oturma sırası saydım. Bizzat yerinde de görmüş olduk tiyatroyu. 5 bölmeli, 20 oturma sıralı bir tiyatro. Fazla değildi. 2000 kişi falan muhtemelen sığar. 2000 kişi falan. Çok kabaca bir tahmin yürüttüm ama bakacağım. Tiyatrodan ayrıldık. Ana caddede devam ediyoruz. Ve bu caddede yine denize çıkıyor. Kızılçamların ardında mavi Akdeniz'i görüyoruz. Hoş bir manzarası var. Antik bir yoldan yürümek çok keyifli. Çam ağaçlarının altında hafif bir rüzgar. Yaz mevsiminin tam ortasında Paseris'teyiz. Evet. Çok keyifli. Eğer Likyon'u yürürken bu Tekirova parkurlarını yapsaydık, sahil parkurlarını, buradan geçecektik ve 4 yıl önce sanırım buraları görmüş olacaktık ama biz yukarı parkurları tercih ettik. Yani hangi parkurlardı? Beycik parkurlarını tercih ettik. Tahtalı tırmanışı, tahtalı parkuru, Kuzdere ve Göynük kanyonu. Aa, bak burada şey var, işlemeli yapı parçaları var. Yazıt var. Burada çadır kurulmuş. Ha, burada da bir koy var ama burası belli kum. Ya herkes burada keyif yapıyor. Sandalye, masa, katlanır falan her şeyi atmışlar. Tam bir piknik alanı burası. Denize gir gir çık. Lüks yatlar gelmiş. Yani... hani, ya dilim tutuldu, söyleyemiyorum. Antalya'da millet hayatını yaşıyor kısaca. Suyun da en güzel olduğu saatler. Şimdi sıcacıktır. Burası belli ki liman.
Ne kadar ılık bak su. Aa, evet su sıcacık ve evet. Suyun da en sıcak olduğu saat gerçekten. Evet. Bu şekilde gidiyor. Karşı kıyılar da var. Ve bu taraflar da var. Her yer deniz ya. Denizi ne kadar bol bir kent. Ve Tahtalı Dağı karşımızda. Şu karşıdaki dağ Tahtalı Dağı. Biz onun zirvesine çıkmıştık ve inmiştik. Kalabalık açısından Efes ve Olimpos'ta kesinlikle yarışır. Zaman zaman geçebileceğini de düşünüyorum. Ama kent olarak gezmesi Efes'ten biraz daha keyifli. Çünkü Efes'te çok çıplak bir arazide geziyorsunuz. Güneşe çok maruz kalıyorsunuz. Burada ağaçlar var. Denize sıfır burası. Aynı zamanda kızılçamlar, güneşe maruziyetiniz az. Ve neticede Antalya. Tabii antik kentleri yarıştırmıyoruz ama bir de neticede Likya bölgesi. İşte Nevzat Hoca'nın kitaplarında gördüğüm kadarıyla şimdiki gezdiğimizden çok çok daha fazlası var bu kentte. Google Earth'ten de inceledim ben burayı. Baya baya hani yürümeyle bir de uzak noktalarında yine kalıntılar olan bir yer burası. Umarım bir gün detaylıca gezer, detaylıca daha güzel bir video hazırlarım. Biliyorsunuz eski uygarlıklarda hamamın önemi vardı. Neden hamamın önemi vardı? Çünkü gelen giden çok olduğu zaman yıkıyorlardı onları, yıkansınlar diye. Hamam, hijyen anlamışlardı ki hastalıklardan korumanın iyi bir yöntemi. Pis oldukça hastalıkta eksik olmaz tabi. Evet, belli Roma hamamı biraz daha eski. Çünkü taşları bakın. Daha iri, irice. Nasıl ineceğiz buradan? Atladım şöyle. Burası ateş odası. Hipokaos dikmeleri ama hipokaos dikmeleri farklı. Normalde yuvarlak yuvarlak silindirik olur. Aralarında ateş yanar. Ama bu biraz daha farklı burası. Tiyatrosu olmayan, hamamı olmayan şehirler bu antik dönemde şehirden bile sayılmazmış. Öyle söyleyeyim. Güzeldi hamam, değişikti. Hipokaos dikmeleri yuvarlak değil, dikdörtgen kareydi. Saat 18.50. İnsanlar yavaş yavaş toplanıyor. Bir saate kalmadan burası komple kapanacak zaten. Az önce anonslar yapıldı. Toplanın gibisinden bir şeyler yapıldı. Öyle. Buradan daha belli oluyor. Bakın şurada ana cadde, liman, liman parçaları. Şöyle göstereceğim. Bakın burası bir koy. Gördüğünüz gibi ve önünü liman binalarıyla kapatıyorlar. Hatta bazı limanlarda Kaunos'ta olduğu gibi komple girişe kapatma imkanı oluyor. Burası öyle mi bilmiyorum. Yine bir bakarım. Ama burada da hani limanın halini düşünebilirsiniz. Biraz tahayyül edebilirsiniz. O küçük teknelerin bağlandığını, eski gemilerin buraya demirlediğini. Çam ağacına bakın. Evet, bir anons yapılıyor. En son olarak bu tepeye de çıkayım. Buradan da bakalım, sonra gideceğiz. Böyle uç noktalarda olmak güzel. Bakın buradan bir kızılçam çıkmış.
Şimdi gezimizin ve videomuzun sonuna geldik. En son kentten ayrılırken böyle hem konuşup hem de yorumlarımızı sizinle paylaşırız. Ne diyorsun? Yani biz bu kenti çok sevdik. Bir daha gelip böyle tam tadını çıkarmayı çok isterim. Denize girmeyi. Sonra başka yerlerini gezmeyi. Biraz kısıtlı zamanımız vardı. Geç geldik. Buna rağmen çok kalabalıktı tabii. Denize girmeye zamanımız kalmadı. Anons yapıyorlar şu anda sürekli. Bir de anons yapıyorlar, sonra ardından sanki yangın alarmı gibi bir siren sesi. Doğru. İlginç geldi bana. Biraz İlginçti. Korkutucuydu. Şuradan geçeceğim ya. Şu kemerlere bakacağım. Son bir kez. Evet. Dediğim gibi beklediğimden daha güzeldi bu kent. Çünkü bu kentle ilgili çok fazla bir beklentim yoktu. Böyle bol bol koy, denizde antik kentin iç içe olması, limanları, ayakta kalmış yapıları derken ve ana caddesi derken çok çok güzel bir kentti. Ben son olarak hatırlatmaları yeniden yapmak istiyorum. Kente giriş 90 lira. Kente girdikten sonra şey yapıyorsunuz. Yaklaşık 1 kilometrelik bir araç yolu var. Oraya da geldikten sonra işte bu gördüğünüz bol bol araçların olduğu yere ulaşıyorsunuz. Buradan da kente yürüyüp geçmesi çok yakın zaten. Hemencik geçiveriyorsunuz. Parkın her yerde kalıntı var. Evet. Her yer kalıntı zaten. Muhtemelen buradan bir yağmur yağdığında karışan bir su var. Su kanalı yapılmış. Bu şekilde. Umarım sizler için de güzel bir gezi olmuştur. Ben eğlendim açıkçası. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.